Şimdi şu sahneyi bir izleyelim. Bu 1997'deki güzel bilim kurgu Contact'ten bir sahne. Belki fark etmemişsinizdir ama sahne güzel bir teknik içeriyor. Şimdi bir daha bakalım. Kafanız karışmış olabilir. Tek plan olan bu sahne boyunca kamera neredeydi lan? Bu sahne nasıl çekildi? Bu sahneyi izlerken her şeyin normal olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir anda görüntü geriye doğru açılıyor ve aslında sahne sırasında hep aynaya baktığımızı anlıyoruz. Bunu fiziksel olarak yapmak imkansız. Benzer bir örneği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda görmüştük. Harry Potter'ı çok sevsek de şimdi Contact'e geri dönelim. Öncelikle bu sahnede kızın koşuşu garip. Bu sahneyle alakasız bir gariplik. Büyük ihtimalle kamera operatörünün hızından kaynaklanıyor. Şimdi gerçekten sahnenin nasıl çekildiğine bakalım. Bu sahnede iki ayrı kamera açısı bulunuyor. Yani görüldüğü gibi tek plan değil. İlk açı kızın koridorda koşuşu. Bunu normal bir şekilde çekmişler. Ancak daha sonra sahneyi ayna yansımasından izleyeceğimiz için ters çevirmişler. Dolabın açılışıyla kızın koşuşu ayrı çekilmiş. Zaten ikinci açımız tuvaletteki dolabın açılışı. Tabi dolabın aynası yerine şu mavi zımbırtılardan koymuşlar. İşte yeşilleri de var bilirsiniz. Bu mavi ekrana kızın koşuş görüntüsünü eklemişler ve kız tam dolabı açarken görüntüyü geriye doğru açmışlar. Yani kızın dolabı açan koluyla aynadaki yansıması ayrı zamanlarda çekilmiş görüntüler. Bu aslında dünyanın en zor tekniği değil. Hatta bir YouTuber aynı tekniği kendi uygulamayı denemiş ve ekranda görebileceğiniz gibi başarılı olmuş. Bu sahneyi harika yapan şey görsel efektlerin hiçbir şekilde anlaşılmıyor oluşu. Zaten bir film yaparken en önemli unsur yapılan şeyi belli etmeden hikayeye bir katkı sağlamaktır. Oyuncular, kurgu ve görsel efektler sadece ve sadece hikaye için vardır.